TeknoSeri'e hoş geldiniz. Bugün plan dışı bir video ile karşınızdayız. Ee, Bim marketinde satılan bir oyun konsolu diyeyim. Bir oyun cihazı var. Nintendo 8 bit Nintendo'nun minyatür hali ama bu bizim geçmişte TeknoSeri'e değer verdiğimiz resmi lisanslı değil. mini konsol değil. Polo Smart Değil mi Umut? Evet Umut. markası Polosmart. Umut bunu yakaladı, aldı getirdi hemen. Polosmart PGM620 diye bir cihaz. Biz bunu çok merak ettik. Umut da Bim'den kaptı, yakaladı, getirdi. Açıkçası şunu söyleyeyim tabii ki siz bu videoyu izlediğinizde bu kapışılmış, bitmiş olacak. Ama biz yine de bunu çekmek istedik. Çünkü bu cihaz çarşıda, pazarda online mağazalarda başka isimlerle satılıyor zaten. Evet. Birebir aynı cihaz. O yüzden hani yer vermekte bir zarar yok. Tom tozlu raflar gibi oldu ama bu evet. değil değil mi yani? Değil. Ürün oldukça yeni. Evet, bu Nintendo'nun 8 bitlik cihazını taklit eden küçük bir içinde evet. aslında küçücük devre kartı evet. olan bir %90'ı boş aslında o kasanın. Tabii tabii şey yok kartuş falan takılmıyor. Yok. Hani bu çekmece gibi yapmışlar ama bu kalıp olarak var. evet hani kartuş falan takılmıyor. İki tane kontrolcüyle geliyor kutudan. Eee işte klasik 8 bit Nintendo kontrolcüsü. Bir, bir tuşlar normalde şurada omuzda olan tuşlar buraya aktarılmış evet. falan. Gayet kötü. Evet, yani <laughs> bir istihdadi olarak. Sıfır ergonomi, köşeli Hı -hı. falan ama işte oyunu şeyle kendi portlarına takılıyor. Üzerinde zaten umut bir power tuşu var, bir evet. reset tuşu var. Kutudan adaptör çıkmadı, çıkmıyor. Ama USB telefon şarjına takıyorsun ya da televizyonun eğer kaldırırsa ona takıyorsun, çalıştırıyorsun. Bazı versiyonlarında adaptörle birlikte satıyorlar. Varmış. Satıyoruz. Varmış. Burada Umut şimdi insanlara özellikle şunu söylememiz lazım izleyicilerimize. Bu cihazın HDMI çıkışı yok. Yok. O zamanında gösterdiğimiz resmi mini klasik falan Nintendo HDMI'laydı. Bu analog kompozit çıkışla çalışıyor. Biz şimdi bu televizyonumuz bu mini monitör televizyon bir cihaz. Ben bunu tozlu raflardan indirdim bu iş için. Skart dönüştürücü taktık. Ona da işte kablosunu sarıyı takınca Hı -hı. kompozit şey görüntüyü aldık. Kırmızı beyazdan sesi aldık. Fakat mesela çok yeni bir televizyonunuz var diyelim. Hiç analog yok. Skark bile yok. bağlayamazlar. Bağlayamazsınız. Ee, o yüzden önce bir televizyona bakın. Ya da hani evinizde monitör bilgisayarla kullandığınız monitör bağlayamazsınız. Analog kompozit video çıkışı var. Onu belirtelim. Zaten görüntüsünü alıyorsun, elektriğini bağlıyorsun, çalıştırıyorsun. Şu menü geliyor. Bir hani logo, mogo, bir açılış, boot ekranı yok. Yok, direkt çalışıyor. Belki de güzel bir şey ama çünkü başlangıç süresi şu kadar. Evet. Birkaç <laughs> saniyede açılıyor direkt. <laughs> bir saniyede boot ediyor. Bugünün hiçbir konsolu böyle yok. değil. Direkt menü geliyor. Şimdi oyunları içinde. Hı hı. Altı, adı da PGM620. 620 tane hesapta oyun var. var. Fakat şimdi bu konuyu biliyorsunuz arkadaşlar bu 900'lü 1000'li kartuşların falan hepsi hiledir ya. Şimdi burada da tabii bizi şaşırtmadı. Menüde 620 tane madde var. Doğru. Evet. Fakat bizim gördüğümüz kadarıyla 150 civarında menü tekrar etmeye başlıyor. <laughs> 150'den kere, sonra başlıyor. Evet, başa dönüyor. Yani dolayısıyla bir kere 620 indi 150'ye hemen evet. hemen. Ama o da onunla da, da bitmiyor. Çünkü kontra işte bu 8 diyor ama 6 tane kontra. 4 tane Robocop. Burada ee, kontranın içine girince başka kontralar da çıkıyor. <laughs> Ada var. Double Dragon diyor. 4 tane Double Dragon. Evet. Bunlar şey değil. Hani Double Dragon'ın gerçekten biri, ikisi var. Fakat bunlar hacklenmiş şeyler. Evet. Hani adam grafikleri değiştirmiş. Kontrada mesela kontra 2 diyor. Normal kontradaki adamın silahını başka silah vermiş. Oyun öyle başlıyor. Hani Bunlar ciddi alınacak gibi değil. Ne? Umut benim tahminim biraz da işte sabahtan beri oynuyoruz, uğraşıyoruz. Benim tahminim 50'den az farklı oyun. Gerçek anlamda farklı oyun var. Muhtemelen değil mi? Öyle, öyle. Bu 2 3 bu hack'leri saymazsak 50'yi bulmaz tahmin ediyorum. Bulmaz. Şey çok Ama oyunlar nitelikli. Var, güzel oyunlar var. Hani her klasik yok. Yok. Ama Hani işte Double Dragon gibi, Ninja Gaiden gibi, Super Mario Bros. gibi klasikler de var. Ee, ya zaman geçirtir. Geçir. Zaman geçirtir. Analog görüntü. Hani kaç çözünürlük falan şey diyemiyorum. Analog görüntü işte. Evet. PAL e, ekran görüntüsü, televizyon görüntüsü. Ha şeyi de söyleyelim Umut. Şimdi bu bizim geniş ekran 16 ya 9 bir televizyonumuz. Bağladığında bu görüntüyü alıyorsun. Evet. Daha gerçekçi çünkü bu, bu cihazların zamanında 4'e 3'tü ekranlar. Daha gerçekçi görüntü istiyorum dersen hani televizyonun destekliyorsa şey moduna 4'e 3 moduna geçirelim. Şimdi aslında görüntü böyle. Daha kareye yakın. Gerçek görüntüsü bu ama o senin keyfine kalmış. Böyle Hı. de oynayabilirsin. Orantısı doğru olsun ya da full ekrana yayılsın diyebilirsin. Bence biz yayalım. Çünkü daha çok gözüksün kamerada evet. da. Ama gerçek oranı böyle görüntüsü. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Nintendo'nun gerçekten çıkardığı e, HDMI'li olan versiyonda o tarama efekti sonradan ekleniyordu. Burada direkt kendisi olarak i̇şte var analog görüntü. Şey yok. Scanline yok. Şey ki, çok kafaya takmasınlar. Bu şimdi mesela şu harfler falan çok net değil. Ne? Görüyorsun şu menü. Şu. Bu ekranın kendi... Analog şey görüntüsü sinyali göstermesi kötü. Hani hı hı. bu kadar kötü... Herkes de bu kadar kötü olmayacaktır. Ya çok konuştuk bir oyuna girelim. Hep Şey dedik. Double Dragon. En önemli oyunlardan birisi Umut. İki kişilik de var. Giriyorum. Evet. İki kumanda da kumanda etmiyor. Evet. <gülüyor> ben... <gülüyor> Sağdaki biden... girişe sahip olan kumanda evet. kumanda ediyor. Birisi patron oluyor öbürü yancısı oluyor. Hı hı. Şu start düğmesi önemli. Evet. Hani Burada aşağıda sistemin ismi geçiyor. Evet, o bir hack diyen falan şey herhalde. Aa, bunun bak, bu bu evet. buna girdim ve kilitleniyordu İkincisine girelim. Evet. Bu arada kumandadan çıkma yok her seferinde reset, e reset belki. diyorsun. Belki bir kombinasyon falan vardır ama evet. biz o kadar şey yapmadık. Bir onda kitlenme var. Evet, yani o bazen da böyle çalışmıyor. bir neşesizlikler var. Her şey %100 değil, değil Hı -hı. mi? Bazı oyunlar açılmıyor ya da bug'lı evet. oluyor. Bak bu. Direkt hani hacklenmemiş bilmem ne kom falan Hı -hı. yazmadan direkt Double Dragon 2. ve bu takılmıyor iki player giriyorum girerim bak bu güzel ben mavi donlu olanım evet. <laughs> dövüyoruz deme, burada gidiyoruz. şey burada adamın yönüne göre tuşlar evet. işte bir değişiyor tuşlar değişiyor sana vurabiliyor muyum dur bir gitme tamam bir deneyelim var ben, mı yok, yok. Duramadım. Tutturamadım. Yok galiba dostlar kardeş bunlar. <laughs> Araya alabiliyor muyuz adamı? Onu deniyorum şu an. Şimdi terse vurmaya başladım. Sen şu arkadan geleni hallet. Oh, o yedim. seni dövdü. Şu adamın yönüne göre işlevin değişmesi çok garip. Evet o ona alışmak evet. gerekiyor. Bu işte Double Dragon. Klasik bir oyun. İki kişi de oynanabiliyor. Evet. Başka bir şey geçelim Umut. Çok oyun gösterelim. Hani hızlı hızlı. Şimdi Robocop nasıl? Robocop'u denedim Anladım. ben. Oynanıyor da ha, tamam. sadece yumruk atıyordu benden ergen. Silah Şimdi değiştirmeyi ileride mi alacağız işte. acaba silah? Bir şey ilk kere basınca falan mı oluyordu? Öyle bir şey muhabbetin ettiği Şu daha. yan aşağıda yanıp sönenleri falan seçeceğiz herhalde ama. Ya da ileride mi çekecek silah ya? Bu çünkü Commodore'da falan öyledir. İleride kendi çeker silah. Tamam, silahı. Biz. Ama sağ tarafta fonksiyonlarda Vurdurdur. bir yanıp o... sönme oluyor. Evet o bir yanıp sönen bir şey var ama. O adam camdan mı atladı ya? Evet. O... <laughs> ne ya? köpek, köpek saldırdı, köpek gitti. De saldırdı Hiç... gitti. Hiç umursamadı. Merdivenden çıkıyorum. Müziği klasik Ope, müzik. Bir şey var orada anlıyor mu? Power mı? Tamam. Ne haltsa, Gidemiyor burada takıldık. İniyoruz. Ya işte, klasik İnmiyor. oyunlar ya. Şey çok zor. Aşağı hani çapraz yapacaksın. Deneyip işte inebilirsem ne Acaba koridorun diğer tarafına mı gitmek gerekiyor? Belki, belki ben değiştireceğim. Ee, şimdi klasik bir bu Şu arada şuna basınca 50 50 değişiyor. Evet. Sakır. Sağ ok Football. yapınca da onu. Hadi FIFA 82. Evet. 85. Atası. FIFA 85, 2 kişilik giriyorum girelim. Ne güzel şey yok dümdüz futbol. Evet, yani hiç... süper futbol bilmem ne yok. E Şimdi gibi Yalın. ismi FIFA mı olsun yok bilmem ne olsun. O işleri Dünya yok. Dünya Kupası ya. mı? Amerika, İngiltere, Fransa FRG ne? <laughs> Brezilya, Japonya, İspanya bilmiyorum Frg ben. nedir acaba abi? Frigya. <laughs> Brezilya'yı aldın mı? Sen Brezilya'yı al ben Fransa. Hadi ben şey <laughs> Arjantin olsaydım. Baş... Evet Dünya Kupa, Kup, Kupası Kupa finali. Ya, bu mu? 5'e 5. Beş. Halı sağa maçı gibi oldu. Biz hangisiyiz? E, benimki ben, oynamıyor. Ha oynadı şimdi. Ben ben turuncuyum. Sahada Pausmuş. Umut hiçbir fikrim yok ne yaptığımız konusunda. Evet. Ha? E, kaleye nasıl vuruyor? ben kestim ya. To orta mı? Kaleci var, yok mu? Kaleci orta şeye ceza alanın içinde. Var. Umut bu felaket bir <laughs> <etmiş. gülüyor> Evet bu oyuna bakacak sorun. Neyse, Neyse işte. Oyunu? Başka futbol oyunu da var içinde. Bu tek evet. şey değil. Dur gole gidiyorum. Dur. Belki de olacak. Hadi. Kaleci aldı. Kaleci aldı. Dur kaleci de alacağım. Paslar <laughs> gitmiyor. Çok kötü. Ee, topu sürüşü şey böyle adım adım. Kaleci kaleyi boşaltma. Kaleyi boşaltma. Kaleye vuramadım ki. Neyse. Biz çıkarttık şeyi. Tamam. Evet. Valla futbol mu eziyet mi bilmiyorum işte. Niyeti futbol ama biraz eziyet. Biraz eziyet. Geçiyorum. Geçelim. Zaten ne? Ne güzel ya bak reset basıyorsun get. dur. Şimdi konsollarda SSD ile çok hızlı yükleniyor diyorlar. Yapmış işte Bu yapmış. da SSD. Evet. İşte ROM'dan yükleniyor. <laughs> Beyzbol falan bize yaramaz. Ben sana şimdi klasik Bomberman. Olur. İki kişi de vardır. Super Mario'ya giremiyorum korkudan Nintendo. <laughs> <laughs> Telif gelebilir ha. ama. Öte iki kişilik yok mu bunda? Bilmiyorum. yok galiba. Bunda yok herhalde. Bu oyunun dibidir ama. Hele bu o evet. iki kişi zevkli olur. Arkadaşını patlatırsın. Evet bu iyi bir şey. Conversion. Şey iyi Umut. Ses iyi. Sesler yani, de Nintendo sesi işte bu. Kontrani hani, lag falan da ne hani, hissetmiyorum. Zaten kabloyla bağlı. Yani şey çok kötü. Yani kumanda kötü ama zaten onun orijinali de kötü. Ama bunda i̇şte bir İstanbul'da. ekstra bir ucuzluk var. Onu da söyleyelim. E, tabii ki. tabii ki. Ee, şimdi Road Fighter ne? Araba yarıştıralım. Ne, ne var? Ee, Formula 1 vardı. Bir de Road Fighter'ı görmüştük. Formula 1 diyorsun. Onu görelim. Super Mario bilmem ne. Ama Babam... kaçtaydı işte. Ha bu arada alfabetik değil, falan değil. Değil. Karışık. Random. Random. Sen ezberleyeceksin artık bunu çok saracak olan arkadaşlar bir kağıt nefter hazırlasınlar. Hı hı. Numaralarıyla seçsinler. Ee, şey yok çünkü. Hiçbir sıralama mıralama yok. Hot Blood Sucker falan iyi midir onlar ya? Ninja Gaiden iyi bir oyun. Mepi yönü. Burada bazı oyunlar gerçek ismiyle yok. Değiştirmişler. Değiştirmişler. i̇şte kimisi hacklenmiş. Kimisi Japonca. Ninja Gaiden oyun gibi oyundur. Ona girelim. Valla Umut, evet işte bir Nintendo 8 bit tadını veriyor. Evet. Yani bir obje olarak da be, hafif bir andırıyor diyelim arada ona. arada ben Ninja Gaiden diye girdim. Shadow Warriors çıktı ama o İngi Avrupa evet. ismi, Amerika ismi, Japon ismi meselesi var. Oyun Ninja Gaiden. Gerçekten. Ee, yani şöyle, şimdi tabii bizi izleyen bir sok kişi diyecek ki ben emulatörde oynarım. Tamam, evet. Aynı evet. şey. Ha, onun dışında o orijinal Nintendo cihazlara sahip olanlar zaten hani onlarda daha HDMI çıkışlı falan daha kralı var. Doğru. Böyle oyunları hileli falan değil. Ee, ya biraz, bir yandan, bir yandan keyifli ama hani bu çok para gömülecek bir şey değil. Bunda çok fazla oyun ekleyemiyorsun, edemiyorsun. Evet, kayıt çok... da yok. Kayıt yani, her şey yok. Ha, evet öyle oyunları kaydetme falan yok. Evet. Hani bu oyunun orijinalinde yok da o resmi konsollarda falan evet, eklemişlerdi. Evet sonradan eklenmiş halde vardı ama bunda hiç öyle yok, bir şeyler yok. Yok öyle bir şey de yok. Ya Umut 250 lira hatta 250'nin biraz yukarısında 300'e yakın online mağazalarda FUN'un versiyonları ama aynı şey. Evet ürün aynı. Ee, ya şöyle düşündüm. Şimdi bugünün Fortnite'ı oynamış, PUBG'yi, Roblox'u oynamış günümüzün çocuğu bundan pek keyif almaz. Almaz. Ha ama garibimin hiç şansı yoksa hani Fortnite telefon tablet erişemiyorsa hiç bilgisayar oyunu evet. olmayan çocuk bayılır buna. Ve bayağı tabii içinde yine eğlence var bayağı. Evet. Bunlar e, klasik oyunlar. Ama tam tersi de olabilir. Çocuk konsol istiyordu. Oyun, baba bunu getirir. O tabi Büyükaya. O bunalı şey. O kabus. Evet. O, ondan sonra terapi büyüyünce yıllarca. <laughs> ee, ya bunu işte dediğim gibi hani çok e, bilgisayar oyununa hassetmiş bir çocuğun hoşuna gidebilir ama bu daha çok babası için. Evet. Babasına <laughs> evet, daha çocuk, çok iyi olur. Çocuk çünkü ya ben Roblox istiyorum, PUBG istiyorum diyecektir ama bir yandan da şey düşündüm. Bugün bir sürü Türkiye'de insan Super Mario'yla şeyle, kontrayla bu Ninja Gaiden'la tanışıyor bu sayede. Tabii. Değil mi? Sonuçta bime gelen evet. eve geliyor bir şekilde. Evet. Ya çok bir şey beklemeyin. Hı -hı. Çok bir şey beklemeyin. Hani 250 lira ya sınırda. Sınır, hani evet. 250 liranın karşılığını vermek konusunda şunu da bir konuşuyorum sussun. 250 liranın karşılığını vermek konusunda çok sınırda bir ürün. Sınırda. Birazcık 1 bir, iki güne uğraşıp kaldıracağınız bir ürün. Çünkü bir genişleme, oyun ekleme falan imkanı evet, yok. Evet. Heves gibi bir şey. Evet. Aslında. Evet. Yani çok kaçırdıysanız çok üzülmeyin. Ha ben bu tür şeylerin hepsini görmek istiyorum, koleksiyonunu yapıyorum diyorsanız başka. Dediğim gibi BİM'de olmasa da bu ürün çarşıda var. Ama hani çok bir şey kaçırmadınız. Çok kısıtlı. Sunduğu eğlence çok kısıtlı. Ha, bir partide falan böyle sizin e, bunları, bu makineleri, bu oyunları bilen arkadaşlarınızla bir hafta sonu parti falan yapıyorsanız eğlencelik. Bir gün eğlendirir sizi. Ama dediğim gibi 250 lira maksimumu o bunun. Maksimum, Değil mi evet. Umut? Evet. Ne yapalım? Biz biraz daha oynayalım. Oynayalım. Evet. <laughs> Peki. Teknosehirde tekrar. Bu şey e, Yarı tozlu raflar evet. bölümü. Şey, Ürün yeni ama oyunlar eski. Uydurma tozlu raflar bölümünü böyle yapmış olduk. Biz biraz daha oynayalım. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.